E, Eda ve Mert'le final hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Nihayet Paris'ten dönebildim. Aynen. Şimdi İstanbul'dasın. İlk defa böyle ikimiz de aynı yerdeyiz. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bugün pazar günü yani siz bunu pazartesi sabah seyredeceksiniz. E, ve e, dördüncü tur maçları oynanıyor bugün. E, dolayısıyla aslında Roland Garros'un bu ilk bir haftasında hem kadınlarda hem erkeklerde neler oldu onu konuşacağız. Zeynep'in e, kurası ile beraber o, o tarafı da konuşacağız. E, dilersen e, şimdi kadınlardan başlayalım Mert. Bu ilk tabii haftaya. tabii. Ve e, o Zeynep'in olduğu bölüm gelince. Yani Navarro, Navarro ile Sabalenka'nın bölümü olduğu için ondan da bahsedelim aynen. ben. O, onu o zaman bahsedelim. Çünkü e, biliyorsunuz arkadaşlar e, bu şimdi birinci yani tablonun üst tarafı Iga Şiviyontek tekli olan taraftı. Ve e, şimdi dördüncü tur maçları bugün bir kısmı oynandı. Yarın da işte diğer kısmı oynanacak. Bugün önce oynanan e, maçlardan ben bahsedeyim. Sonra biraz geriye doğru dönelim. Iga Şibiontek Potapova ile bir maç yaptı. E, yani e, çeyreğe çıktı Shibion tek, ama şöyle bir şey oldu. Kır <laughs> Ma maç mıydı sürdü. bu? <gülüyor> yani <gülüyor> 40 dakika sürdü. Yani çok biraz üzüntülü oldu karşı taraf açısından. Çünkü Iga'nın biz bagel'larına alışığız. Yani bunu bir sürü oyuncu e, yedi ama yani antrenman gibi daha beter yani oyuncu hiç giremedi. Potapova da yani 41 numara öyle kötü de bir oyuncu da değil. E, fakat böyle bir 6-0 6-0 antrenmandan hallice ne olduğunu kimsenin anlamadığı. Ben çünkü ilk 6-0 gördükten sonra diğer şeye geçtim maça Aa, bir döndüm olaylar zaten bitmiş öyle bir dördüncü e, tur maçıydı. Shiviontek ee, çeyreğe çıktı. Karşısında Danilovic ile Bondurshova e, dördüncü tur maçı oynamıştı. E, Danilovic iyi başladı e, fakat Bondurshova iyi bitirdi. Çeyrekte Shiviontek e, Bondurshova ile eşleşti. Diğer bir maç Goff e, Cozieretto maçıydı. Goff aldı 6-1 6-2. Diğer dördüncü tur maçı e, şimdi birazdan e, bu erkekler maçları oynanıyor. Onların ee, akabinde oynanacak ...Klaura Towson Ons Jabeur maçı olacak. Yani bugün kadınlardaki dördüncü tur maçları bunlar. Yani buna bakacağız. Ee, ben hani bugün bir önce bir özet geçmek istedim. Tabii. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Şimdi shviontek vondruşova eşleşmesine bir bakarız sanne. Fakat shviontek vondruşova eşleşmesine gelmeden önce herhalde sen de hem fikir olursun. Bu e, şeyde e, herhalde turda, turnuvada daha doğrusu izlediğim en iyi kadın maçı, e, hatta bir sürü yani final final maçlarından da güzel final bir maçı oynandı. İkinci turda Iga Shivyon e, Naomi Osaka. E, arkadaşlar yani izlemeyen de e, şeylerini bulsun izlesin. E, gerçekten Naomi Osaka'yı hiç sevmediği yani kaymayı bilmiyorum, nerede nasıl koşacağımı bilmiyorum dediği bir zeminde ki burada pek güzel anıları da yok hatırlayacaksınız bir iki sene önce yani hamilelik evvelinde burada basın toplantısı falan yapmak istememişti bayağı bir zorbalamışlardı herkes Naomi'yi. Ondan sonra fakat burada çıktı acayip bir tenis oynadım artık. Yani bu kadar mı keyifli izlemesi yani izleyici olarak böyle hani bir mesler mesler. Ee, yani yeter fazla yani anlatma kıskanıyorum. Ben uçaktaydım çünkü. Bu tam uçağa bindim o maç başladı, uçaktan indim o maç bitti. Ya Hepsini ben... kaçırdım. Ama ya. sonra tabii sonra... dedi ya seyretmeyenler yakalasın. diye gidip extended highlightları izleyebildim sadece maalesef ama inanılmaz puanlar olmuş. Ee, pardon tamam. sen lafını i̇şte kes. Sen işte devam et. Yok olur mu? Ya ben şimdi şöyle diyeyim. Yani 6-1 falan arkadaşlar ikinci setin skoru. Yani ilk set 7-6 gitti. Tie break ile şimdi. Osaka da alabilirmiş ilk seti. Yani sette. Yani alabilir. iki sette de bitirebilirmiş yani sanki. Bitiriyordu. Olmadı. Kötü bir tie break oynadı. İkinci set 6-1 yani arkadaşlar Şiviyon tek yani toprağın burada en kuvvetli ismi öyle bir durdurdu ve üçüncü sette gerçekten gitti yani o da 7-5 yine yakın. Yani 5 Yani yine mat puanı vardı 5-2 öndeydi ve Gerçekten Iga Şiviyontek'in yüzü böyle bir e, şeydi yani hani ben bir çözüm bulmam lazım çözüm bulmam lazım yanaklar pembeleşmiş gerçekten bir stres altında bir şey yönetiyor. 5 ydi 5-3 oldu işte sonra 5-5 ve 7-5 bu da Naomi'nin elinden kaydı yani resmen kadının elinden o aslında Şiviyontek de bir şekilde maçı çaldı diyebilirim. Ya yani şunu çok şunu dedirtiyor iyi. bana bu. E, extended highlightları seyrettim ama e, az çok fikir edindim. de tabii tam maçı seyretmek gibi olmuyor ama şunu şunu söyleyebilirim. Zaten e, Osaka sene başında Brisbane'da dönüşünü yaptığından beri yükselen bir grafiği var. Yani tenis açısından eski vuruşları yavaş yavaş yerine geliyor. Bir bir bir, bir, bir proses. Yani bu uzun süre aralık verip de, de geri gelip de bir türlü ritmini bulamayanlar trendinde değil. Osaka'nın e, tenisi. Yani her geçen turnuva veya ne bileyim böyle blok blok bakarsak Ocak ayı, Şubat ve Mart ayı beraber falan bakarsak, O Saka'nın yükselen bir performansı var. Yani eski formuna doğru geliyor yavaş yavaş. Evet. Şimdi eski halini yakalayabilecek mi bilmiyoruz tabii. O yani dünyanın bir numarasıydı. slamler kazanmıştı. Oraya ama ama oraya doğru gel gelmeye başladı. O yüzden burada şimdi şu yani tenisin tepesindeki elit 2-3 oyuncudan birini zorlamış olması o kadar da sürpriz gelmiyor. Ama toprakta bu toprak kadar zorlamış oldu. olması sürpriz. Hocam. Tabii bu sürpriz. Yani. Ve bu da şunu dedirtiyor bize. Demek ki Osaka eski potansiyeline gelebilir. Yani şimdi şöyle düşünelim. Osaka ile Shiontek bu maçı Osaka'nın son derece tempolu, turnuva şeyine alışmış. Senede işte... 16-17 turnuvasını oynayan bir versiyonu Oynuyor olsaydı Osaka'nın Acaba maç ne olurdu Yani 5-2'den kaybeder miydi Ya da ilk seti 7-6 o şekilde Kaybeder miydi Anlatabiliyor muyum yani Bu maç eksikliği tabi nereden bakarsan bak Her ne kadar 4 aydır oynuyor olmasına rağmen Bu yüksek profilde Bir maç dünyanın en iyi Oyuncusuna karşı en iyi, en iyi zeminde Yine tabi 2 serilik aralığı verdi uzun aralığın burada bir rolü oynamış olabilir. Onun için bu skor her ne kadar onun için ne kadar da böyle maçtan sonra yıkım hissetmiş olsa da kendisini, hissetmiştir tabii böyle bir maçı kaybettiği için. Çok aslında e, nasıl söyleyeyim, cesaret verici bir bir skor. Aa. Yani Osaka'nın önüne artık daha parlak, daha inanarak evet ben geliyorum diyerek e, e, önünü gördüğünü tahmin ediyorum yani. Ço Aynen. ya Turnuvanın en güzel maçı e, diyebiliriz belki de. Müthiş, müthiş maç. Ben bunu niye çok önemsiyorum? Çünkü ee, seyircide de yani bizde nasıl karşılık bulduysa gerçekten şimdi hani bizim bir Twitter timeline'ımız var ya bütün yabancı e, timeline'da da Osaka'nın böyle bir çıkışı hakikaten tenis izleyicisinde de hani wow çünkü e, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olduğu için onun tekrar bu kafacada yani bence bu hamilelik gerçekten Osaka'ya mentalite olarak çok yaramış çünkü ben mesela onu çok iyi takip eden biriydim hamileliğinden evvel ve son dönemde hatırlarsan hep şeyde boşluğa düşüyordu yani hayatın anlamı ben hep tenis oynayacağım bir boşluk vardı çok çabuk demoralize oluyordu maçları kaybettiğinde yıkılıyordu fakat hamilelikle beraber gerçekten hani hayatta tenis önemli ama çocuğum daha önemli ve ben iyi bir rol model olacağım teniste hani çalışan anneyim ben gerçekten çok iyi bir şey yapabiliyorduma geri dönmüş kafaca. Ve ben onun bu kafasının toplamasının tenisteki kadın tarafındaki heyecanı da böyle hani alıp böyle yukarılara Tabii. götüreceğini düşünüyorum. En yüksek o yüzden, profilli tenisçilerden biri son çok senelerde. Profilli, evet. Acayip e, gerçekten yetenekli. WTA'nin ye de ihtiyacı var onun sükseli olmasına. Var ve düşünsene şimdi işte Sabalenka, Ribakina, işte Gov, Şimiyon Tek falan diyoruz. Şimdi araya böyle deli bir Naomi Osaka gelsem fırtına yani buralar Tabii. böyle bir darmadıman olur. Bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Basın toplantısında Mert şöyle bir şey dedi. Yani şimdi sen e, bu Winfyset'in zaten gözleri pek bir mağrurdu. Şey izlerken maç esnasında böyle buğulanmış. Allah'ım ne güzel oynuyor falan diye. Şey dedi ya Mert. E, bu hareketlerim işte bu kayma vesaire bu esneklikle alakalı haftada iki mi üç mü bale dersi alıyormuş ya. Bir bale koçu varmış. Çok enteresan yani ben mesela hani jimnastik esneme falan biliyorum ama hiç böyle bale koçu falan hiç duymamıştım. Böyle vay dedim ya neler yapıyorlar. Yani bu hani bu kadar bu seviyeye gelebilmek için e, gerçekten acayip çalışıyorlar. Bir de şey de Evet şey de var. E, bu konuyla alakalı. Tabii bu orta core dediğimiz vücudun core tarafı yani orta kısmının balansı çok önemli. Evet aynen. Oran, oranın oranın balansı çok önemli e, teniste. Onunla alakalı tabii e, Özel çalışmalar yapıyordur. Bunu Koko Goff da çok genç yaşta. Yani Koko e, hatta bu hı hı. beraber çalıştığı kondisyonel e, footwork specialist diyeyim. Hı hı. E, onu, onu da ben dinledim. E, bir podcastte, bir iki sene evvel falan. Yani ge, genç teenager yaşında. Koko biliyorsun çok çabuk oyuncu. Belki de EWT'nin evet. en çabuk oyuncularından. E, o da toprakta e, küçük yaştan itibaren oynama şansı bulmuş. Ama o da yani çok kayıyormuş, tam alışamıyormuş, nerede duracağını bilmiyormuş. sırf bunun üzerine çalışmalar yaparaktan 10-15 yaş arası bayağı bir çalışmalar yapmışlar. Hani hatta şöyle bir lafını hatırlıyorum. Çok çabuktu ama ya durmasını bilmiyordu. Yani bir köşede bir topa koşarken evet, mi? koşuyordu ve diğer kortta buluyordu kendini falan diyordu. O balansı ayarlamamız gerektiğini dedi ve saatlerce çalışmıştık buna dedi zamanında falan dedi. Yani demek ki. Bale de herhalde tahmin ediyorum ki bu balansla e, yani tam Yaman, ayakların... Ayma meselesiyle de alakalı olabilir. Aynen yani Heh. vücudun tam yere oturma, ortak balans şeklinde yere oturma sağlamlığını geliştirme açısından önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii e, yani bu, bu gibi konularla uğraşanlarla konuşmak lazım. Daha eksperdir onlar. Bunu. Evet, Bunları abi, açıklamak. Bir açıklaması oldu. Dolayısıyla bir heyecan evet. yarattığı için buna yormayayım. Bir gelelim dedim. Şimdi çeyrek finalde tek Vondrusova ile oynayacak. Evet. Vondrusova da bugün Olga Danilovic ile oynadı. Evet. Danilovic de hakikaten turnuvada sürpriz yaptı. Çünkü kimi geçmiş bak en büyük e, hikayelerden biri. Ya ya kimi <laughs> geçtiğini bırak geçiş şekli. Yani gitmiş şey. maçları yani çevire, çevire çevire geldi, geldi yani. Yani, yani Daniel Collins hakikaten çok isim üstünde acayip bir performans Tabii. son sezonu falan diyorduk. Ve yeniyordu O da yani de, ya, aynen. Hep böyle çevire çevire geldi. Bugün de aslında yine 3-0 başladı. Evet. Ee, bu bu sefer ters oldu değil mi? O o yani Vondrošava çevirdi sanki. Şey, ben şeyi ben vücut dilinde şeyi gördüm Mert. Ee, çok heyecanlıydı. yani oynarken bile yüzü çok heyecanlıydı öyle. Yani, yani o, bu ilk defa buraya gelmenin yani bir grand Slamde dördüncü tur oynuyor olmanın böyle heyecanlı heyecanl Emel evet. emosyonel, o, emosyonel e, e, kimliğini o kimliğini göğsünde taşıyan bir oyuncu oyuncudanila yani şey yapmıyor saklamıyor yani Bir şey yapıyor. gösteriyor. Bu işine de yarayabiliyor bazı durumlarda kendini kamçılamak açısından tabii tabi zıt, da, zıt taraf zıt yöne de gidebilir yani kendini aşağı çekmesine de sebep olabilir o da olabilir ama sonuçta ben Vondroshov'un Danilovic'i yenmesini şaşırmadım Vondroshov çok ters bir oyuncu çok var yeteli bir oyuncu toprakta da oynayan gayet iyi oynayan bir oyuncu yani e, mesela Şiviyontek de oynuyor şimdi Evet. Bakarsın evet. şu ya oyun bozan bir oyuncu Vondroshov. Çok mi? oyun bozuyor. Karşıdakinin oyununu bozan bir oyuncu. Onun için e, sürpriz değil. Onun da olması bu arada bence güzel bir şey. Yani Wimbledon kazanmıştı biliyorsun. Evet, geçen Şimdi doğru. burada yine çeyrek final. Bir finali de var önceden. Yani Wonderova da aslında istikrarlı bir şekilde çeyrek finallerde, yarı finallerde görsek güzel. Çünkü onun gibi oynayan da yok. Yani solak bir e, oyuncu. Onun stilinde oynayan yok şu an doğru. şeyde. E, ayrı bir ayrı bir renk katar. Yani Bondروشova olması bakalım. Bondروشova tek maçı bence çok ilginç geçer. Bakacağız. Çok güzel maç, heyecanlı olur. Dediğin gibi ters gayet her şeyi yapabilir. Bir de mesela eee ya ya Shiota mesela çok böyle duygularını her daim gösteren bir oyuncu değil ama mesela streslendiği zaman bir o yanaklar bir kızarıyor, gözlerde bir Evet. bir parıltı evet. görüyorsun, bir şeyler geçiyor. da o da gözükmüyor. Yani evet. Bondrushev'u o şekilde okuması da zor bir oyuncu bence. Evet evet ee, evet katılıyorum. Değil mi? Evet. Şeyse, karşı tarafa e. karşı taraf ona bakarak adrenalin elde edemez fazla yani. edemez. Yani o şeyi öldürüyor kendi kapalı. Ve evet. şimdi alt tarafına bakacak olursak bugün Goff eee ile bir maç oynadı. E, 6-1 6-2. E, yani Yastramska'yı geçmişti bir önceki turda. Eee Goff güzel geliyor. Yani sıkıntı yok. Kochiareto e, Samsonova'yı geçti e, ee, işte Buksa'yı geçti. E, ee, Goff'un şimdi rakibi e, birazdan şimdi Alcaraz yendi. E, erkek tarafında yani Felix'le oynamıştı. Onu yendi. Onu e, şey yapınca konuşuruz. Klavra Towson, Ons e, maçı olacak bugün. E, bu iki yani bu maçın galibiyle oynayacak çeyrek finalde. E, Onsjöber biraz dizden sakatlığı vardı çok hani form gibi değildi böyle şey yapıyorduk e, ben açıkçası ben yapıyordum daha doğrusu yani hani bu e, bir form gelir mi diye ama Osorio'yu Fernandez'i geçerek geldi. Klaura Towson'da yolda şöyle biraz bahsedeyim. İyi oyuncular yendi. İyi Towson. oyuncular Towson Ostapenko ile başladı Ken'in e, evet. Ken'in de Garcia'yı yenmişti yani, evet, yani bak, bununla bak, geldi. Şimdi bak burada daha ilginç çünkü Towson'un yendiği oyuncular çok sağlam oyuncular. Talson kendisi de çok sağlam oyuncu yani evet. e, toplara çok gülle gibi vurabilen ama aynı zamanda taçlı olan bir oyuncu. Bazen Talson'u e, yanlış tanıtıyorlar yani çok güçlü vuruyor toplara Hı -hı. E, ağır vuruyor doğru ağır vuruşları da var ama gerektiğinde drop shotu da yapabilen bileği inceltebilen bir oyuncu çok yapmıyor çünkü güçlü oyunuyla kazanmasını biliyor çoğunlukla ama şimdi Talson Jabore karşı şu ana kadar görmediği türde bir oyuncu ile karşılaşacak. Bakalım yani her ne kadar mesela demiş Yontek Wondrosov'a karşı nasıl bir performans gösterecek bakacağız diyorduk. Bu da öyle yani Jabber şimdi sonra çünkü Towson Ken'in ve Ostapenko'yu yenerken şunun bilinciyle yeniyordu. Yani karşıdan bana gelecek olan top fazla, değiş evet, fazla değişik olmayacak aynı topu tekrar tekrar <laughs> gelecek bana. Evet. Ee, bu olmayacak. Yani değişik slice'lar, drop shot'lar gelebilir. Jabber forehand flat de vurabiliyor. E Eğer Jabber de yani, ka şaşırtıyor değil mi? Ka tabii, tabii. Bozar. Tabii tabii. Aynen Jabber şaşırtıyor. Bakalım bu ilginç bir maç. Bence bu maç çabuk da bitebilir. Yani bir tarafın çok üstünlüğüyle 6-2 6-2 de bitme potansiyeli var. İkisi de gününde olursa bence yine Jabber'den yana İbre. Yani Jaber'in bir şekilde bir yerde aksaması lazım gibime geliyor benim. Yoksa Tauson'un oyununu bozma repertuarına sahip Jaber. Okey süper. O zaman geçelim. Bu, bu arada o, o maç şimdi oynanacak. Tabii ben bunları evet. söylüyorum. Evet, Dinlerken evet, sonucu sağ. bilmiş olacağız. Ama ben de buraya biz, bizim program bitirir bitirmez benim seyredeceğim ilk maç olacak yani şu anda şimdi bu akşam. jaber tauson maçı. Güzel maç Evet. Evet. Şimdi o zaman tablonun alt tarafında e, bakacağız. Bakacağız. Bak burada e, güzel dördüncü tur eşleşmeleri var. Kimmen Jenle başlayıp Arina Sabalenka ile yani yukarıdan aşağı biten taraf burasıydı arkadaşlar 64 128. Evet. Burada dördüncü tur e, belli oldu. Bunları bir söyleyeyim önce istersen. Avenesyan e, Paulini ile oynayacak bu maçlar yarın yani Pazartesi gününün evet. maçları. Svitolina Ribakina ile karşılaşacak. Gracheva Andreeva ve e, Navarro yani Zeynep'in e, birinci turda karşılaştığı Navarro Sabalenka ile oynayacak. Evet. Buradan istiyorsan böyle bir sanırsan. Tabii. Sandım yani. Eda galiba bu üst taraf yani Avanesyan, Paolini, Svitolina evet. ve Ribakina tarafında biz taraf, Biz tahmin etmiştik. Evet. Bir, 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 bir Paoli, var. Mı? çok kişi gelir diye. Evet, Ribakina, Svitolina diye. ve Paolini tahmin etmiştik. Avanesyan'ı tahmin edememiştik. Sanırım kimse pek tahmin edemedi onu. Ya şimdi ajan Ceng olur dedik. Evet. Evet. Biz öyle demiştik. Çin Van de son set 7-6 yendi Avanesyan. Çok sıkı bir maçtan sonra. Ee, ama bakacağım ben e, yine de buradan Ribakina'nın e, ilerlemesini bekliyorum açıkçası. Yani, yani evet. Yani, yani Paulini Avanesyan e, oynayacak. Paulini de gerçekten güzel e, bir e, zaten kendini de geliştirdi. İyi de bir şeydeydi. Evet. Benim gibi de, kısa e, şeyi e, kahramanı <laughs> biliyorsun. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya şey, Svitalin da zaten hani Ribakina'yı düşünüyoruz. Evet. Ee, öyle demiştim. Ee, bu Ribakina'nın e, geçebileceği bir dörtlü kanımca. Yani yarı finale çıkabilir buradan diye Kesin, düşünüyorum. De, ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Şimdi alt taraf işte. E, bu alt tarafta hakikaten e, Graçeva zaten ilk bu Maria Sakarin'in de bir laneti midir? <laughs> yani bu gerçekten Grand Slam'larda ne olacak? Yani birinci tur, ikinci tur, birinci tur, ikinci evet. tur. Geçen böyle bir listelemişler son 8 son 10 Grand Slam'i böyle. Yazık. Birinci tur gene gitti ve Gracheva işte Sakari'yi, Peray'ı, Begu'yu ve e, yenerek geldi ve karşısında şimdi ile oynayacak. Burası sürprizler dolu. Bu bu, bu, bu en sürpriz bölüm burası. Ben Grachevanı, Gracheva'yı ne Sakkari'ye karşı, ne Peray'a karşı. Hı hı favori gördüm. Yani evet. Sakkari yendi. Ha tamam bir tane sürpriz yaptı. Pera'yı yenemez diye düşünüyorum ama Pera'yı 6-1-6-3 yendi. Evet. Arkadan Begu ile oynadı. Begu'nun Noskova'yı yenmesi bence büyük bir sürpriz. Her ne kadar Begu senelerin yani 10 senedir ilk yüzde e, kalmış şu uzun seneler evet. ilk 50'de kalmış. Çok tecrübeli ve şu anda comeback yapan bir oyuncu Begu bu arada. E, evet. Yani ee, ilk yüze tekrar girmeye çalışan bir oyuncu ama klas olarak yüksek bir klasa sahip bir oyuncu ve sene başından beri de düzenli toprak turnuvaları oynuyor bol bol. Ee, evet. Onun için e, Begu'nun e, formunun tekrar yükselmesi ve eskiye gelmesi beni o kadar şaşırtmadı ama yine de ben Noskova'yı yeneceğini sanmıyordum. Yani Ay bak, Ben Noskova Kasatkina yazmışım ya bu dördüncü tıra. Evet yok yok. Azaray'a yani. da var Andrei burada. Var. Evet yani Şimdi Andreva'nın gelmesi şimdi her ne kadar ben sürpriz desem de Andreva'nın da gelmesi de şimdi buraya dönüşse o kadar da büyük sürpriz mi bilemiyorum. Yani Andreva e, Andreva'nın son 8 ayki çıkışına bakarsak evet. Bir, yer, bir yerde artık böyle bir e, performansla bir slamde hakikaten söz sahibi olacağını tahmin edebilirdik. Ama ben yine de yine de Azarenka'yı e, yani Azarenka'yı da geçip Peyton Spurs'un Kasatkina'yı geçmesini ben beklemiyordum. Yani And andreva'yı ben Azarenka ile oynamak zorunda kalır, arkadan Kasatkina'yı yenmek zorunda kalır diye düşündüğümden andreva'yı koymadım oraya. Ama yoksa evet. yoksa Andreeva e, tenis olarak bayağı e, çağatlamış durumda ve daha da ilerleyebilir burada. Ben mesela ve şimdi... 17 yaşında ha. Yani evet evet yani çok bir inanılmaz çıkış. bir çıkış. Bir Son 12 evet. ayki... E, takip etmeyenler Mira Andreeva'nın sonunun şeyine baksınlar, evet. grafiğine baksınlar, kimleri yenmiş neler nerelerden nerelere gelmiş. En en büyük çıkışlardan biri ona sahip. E şimdi şimdi bu maçta mesela graçeva andreva maçında ben şimdi Andreva'yı favori görüyorum. Yani e tabii, Andreva çeyrek finale çeyrek finale de çıkabilir burada. Onun için bu sürpriz bir yer, e, Graçeva için çok büyük bir şans. E, Fransız e, bayrağı ile de oynadığı için seyirciler onu tutacaktır. O, o, o yüzden Andreva'ya karşı güzel bir maç olacak o. İki tane burada çeyrek final, çeyrek finale çıkarsa çok büyük sürpriz olur diye bakılan iki isim. E, burada çeyrek final şansını yakaladılar. Bir tanesinden bir bir tanesi çeyrek finale çıkacak. Onun için bakalım ikisinde de heyecan faktörü nasıl, e, Doğru, gö nasıl gö gö görülecek. Diye. Yani Andreva veya Gracheva ne oluyor burada çeyrek finale çıkıyorum heyecanla kapılacaklar mı yoksa asker gibi çıkıp her maçı nasıl oynuyorlarsa bu maçı da öyle mi oynayacaklar bakacağız. Onların karşısına gelecek olan ise Sabarenka evet. Navarro galibi. evet. Evet, evet. ve e, Mersin Keys'i biz buradan beğenmiştik. Evet, ben ondan, yanlış hatırlamıyorsam. Evet Keys demiştik. Evet yani Keys ve Navarro evet, onu ve da geçti. Navarro onu da geçti ee, ve arkadaşlar işte Zeynep Navarro'ya yenildi biliyorsunuz ilk turda. E, açıkçası çok sert bir kayaya çarptık. Yani Navarro e, Zeynep'in oyunundan rahatsız olmadı. E, kesinlikle bir match-up problemi yaşadı. e, yaşadık yani orada. E, hiçbir şekilde rahatsız olmadı. Returnleri inanılmaz iyi. Yani çok, topu çok erken alıyor. Garcia vari alıyor. Hmm. Ve daha en baştan boğmaya başlıyor sizi. E, Zeynep de e, gerçi ilk gelen topu iyi çeviren biri. Ama iyi vurduğu toplardan sonra Zeynep'in genelde başkalarına karşı çok iyi çevirdiği topları ve başkaların gafil avlandığı toplarda Emanavaro gafil avlanmadı. Çok da hünerli biri. Yani bileğine çok tamam. hakim. Bekendi backhand'i çok yük, yüklü geliyor. Forendi çok sert spinli geliyor. Yani iki ayrı topla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu arada cebinden inanılmaz backhand drop, drop shot'lar çıkarıyor. Yani backhand drop shot'ları Zeynep çok çabuk bir oyuncu. Her topa yetişebilen bir oyuncu. Kaç tane drop shot winner vurdu? Yani Zeynep'in yetişemediği iki defa topun zıpladı drop shotlar vurdu. Ee, çok çok da güzel saklıyor, ee, topu gerektiğinde yükseltiyor, açıları bulabiliyor. Ee, ama returnleriyle daha en baştan boğuyor yani rakibi boğuyor. O yüzden e, şimdi işte bunu da nerede kanıtladı? Returnlerin ne kadar iyi olduğunu, yani e, karşıdakinin servisini dezavantaja çevirebileceğini nerede kanıtladı? işte WTA'nin en iyi servis atan 4-5 oyuncusundan biri olan Madison Keys'in servislerini kitledi, nötralize etti. 3 Üçü, üçüncü turda. Yani Madison Keys'i dört defa servisini kırdı Eda. iki sette. Bu kolay bir şey değil. Madison Keys dört defa yok. ve, ve Madison Keys'in ikinci servisleri ki çok zıplar Keys'in ikinci servisleri. Yine erken alıp o kadar çok yüklendi ki Mersin Keys ilk sette 5-4'te seti almak için servis atarken ilk e, korkudan double fault yaptı. Hani ikinci servise kalınca bir evet, puanda double fault yaptı. Evet. Arkadan ilk servislerini yavaşlattı sırf içeri sokabilmek için. İkinci servise kalmayayım diye. Yavaşlattı onlara da vurdu Navarro. Kaç tane Mersinkis'in servis attıktan sonraki topu kaçırmışlığı var. Çünkü o kadar çabuk geri geliyor ki topu. Hı. Ve bu Mersin Mersinkis'in hiç alışmadığı bir şey. Mersin Mersinkis şuna alışkın. Servisi vuruyorum ben top geri gelmiyor. Buna evet. alışmış biri toprakta da başarılı bir oyuncu Keys. Bunu geçen hafta konuştuk. Ki. En yüksek kazanma eee yani sese, yani. ki bu servis sürpriz evet. olarak gelmişti evet. bize. E, da, ama şey 6-5'te de yani 5-4'te servisini kazanamadı. 5-5 kırdı Navarro, 5-5 yaptı. Sonra Navarro'nun servisini yine kırdı Keys. İyi bir game oynadı, 6-5 öne geçti. Yine kendi servis atıyor. 4 puan arka arkaya kaybetti servisinde. 3'ü galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 tanesi Navarro'nun winnerları bir tane yine return'lere baskı kurarak ve tiebreake gittiler tiebreakte kazandı Navarro ikinci sette 7-6 bitti ama inan Navarro çok hakim o sette. yani o setin tiebreake uzamaması lazımdı. ve e, tamamen e, Mersin Keys'in gücünü normalde o güçlü vuruşlarını domine eden vuruşlarını nötralize etti yani her her topu erken alarak değiştirerek e, oyunlar bu e, çeşitli tekrar tekrar return'lerini hep erken alarak erken olarak yani çökertti Mersin Kızı. Navarro çok fonda Evet. Yani inanılmaz fonda Onun için yani şimdi geriye bakıyorum. Yani tabi hani Zeynep'in sadece bir maçını izlemiş olanlar varsa o maçını izlemiş olanlar varsa en kötü Melçap karşı izlediler. Yani çok açıkçası çok üstün oynadı ve 6-2 6-0 bitti ama tamam yani sonuçta bu tecrübelerden öğreneceğiz işte her zaman da Binavaro öyle de oynamak zorunda kalmayacak ilk turda evet. büyük turnalarda Zeynep 6-2 6-0 bitti maç. Olabilir. 6-2 6-0 biten daha çok maç var. Şu ana kadar daha ilk 3 turda Roland Garros'ta 6-2 6-0 6-1 6-1 6-0 6-0 6-0 6 biten tonla maçlar var. E Potapova 40 yılında 6-0-6-0. Aynen şu tek ilk 50'deki Potapova'yı hatta İstanbul'u kapı kazanan evet, 200 yılında İstanbul'u kazanmış. Daha 2 sene evvel mi 3 sene evvel mi? Aynen aynen. Burada onu 6-0-6-0 yendi. 38 dakikada mı? İşte. Yani e, bunlar olur. mu? Yani tenisin içinde olan bir skor yapacak bir şey tabii, yok. Tabi 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 canım zaten ilk turda vardı zaten 6-1 6-1 ve 6-2 6 0lar ilk turda vardı Zeynep maçın dışında yani İkinci turda da vardı daha da olmaya da devam edebilir yani teniste tenisçi tenisçi olarak çok güzel galibiyetleri de çok güzel galibiyetlerinden de ders çıkaracaksın neleri doğru yaptım diye çok ezici galibiyetlerden sonra fazla havaya da uçmayacaksın yani evet. ama çok ezici mağlubiyetlerden sonra da kendini çok da yerin dibine batırmayacaksın bu tenis bu tenisin prosesinde bunlar var kesinlikle ve şöyle şöyle söyleyeyim ben her zaman antrenör olarak blok blok bakıyorum yani bir maçla Hı ve skora bağlı olarak yorum yapmayı çok yanlış buluyorum. Zaten çoğu antrenör de bunu yapmaz. Yani koçlar bunu yapmaz. Ee, 11 ay evvel çok çok değil. Daha, ya son 7 daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Son 2 haftaki 7 maçın bilançosuna bakıyorum. Parma ve e, Roland Garros bir tane kariyer galibiyeti almış Zeynep de el, ilk elinden birini yenmiş bronz 5 uh -huh. tane galibiyet almış. Bu galibiyetlerin arasında Yanafet var, Sasnovic evet. var, Bronzetti var. Evet. Iı, ıı, ve iki tane mağlubiyet almış. Jule Niemeyer'le. O da formda iyi bir oyuncu. Evet. Ve Eman Navarro'ya karşı. Bu hiç de kötü bir blanço değil. Ve tenis seviyesi genelde çok yüksek kaldı Zeynep'in. Blok olarak bakıyorum ben. Çok başarılı bir grafik. Bir de şunu söyleyeyim. Daha da büyük bir perspektif vereyim. Çok değil. Bir sene bile olmadı daha. 11 ay oldu. Biz ıı, Wimbledon elemesi başlamadan 6 gün kadar evvel. Çünkü alternatlar listesinde kalmıştı Zeynep. Hı. ilk anons edildiğinde ve girdi. EM'ye girdi haberini evet. almıştık ve kutlamıştık. İlk Slam elemesine giriyor diye kutlamıştık. 11 ay evvel daha. Şimdi 4. eleminde ana tabloya çıkmış. Emanavaro'ya yenilmiş diye üzülüyoruz. Yani Hep bu per per nereden nereye geldiğimizin evet. perspektifini de e, koyalım ortaya. O yüzden e, Ben şahsen tekrar buradan Zeynep'e şapka çıkarıyorum. Roland Garros'ta gösterdiği performanslar için. Evet ve sezonun o zaman geri kalanında da başarılar diliyoruz. Ee, bu kadın tarafıyla alakalı olarak yani Gracheva ile Andreva oynayacak Navarayla Sabalenkada işte buradan çeyreklere evet. de. Ha pardon Eda yani şimdi onu da söylemeyi unuttum. Navarro bence burada şimdi Sabalenkaya karşı aynı maç problemini kendisi yaşayabilir. Hı. Çünkü Navarro oyunu kontrol etmek etmeyi seven dikte etmeyi seven trafiği kontrol etmek isteyen oyunu rally'nin paternlerini kendi yönetmek isteyen bir oyuncu. Şimdi Sabalenka'ya karşı bunu nasıl e, be, becerecek ben bilmiyorum. Sabalenka devamlı çünkü köşelere vuran ve karşıdakini defans oynamak zorunda bırakan bir oyuncu. E, Navarro burada kendisi de bir maç problemi yaşayabilir. Bir de Navarro'nun returnleri yine işte dünyanın en iyi servis atanlardan biriyle oynuyor. Şimdi Sabalenka ile bakalım. Yine aynı şekilde tıkır 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 işleyecek mi? Bakalım, göreceğiz. Aynen, bu da gerçekten değişik bir maç olabilir. Şimdi. Burada kadın tablosuyla alakalı eklemek istediğin bir şey var mı? Erkek tarafına geçelim mi? Hayır, hayır. Gayet e, fazla da sürpriz olmuyor değil mi sanki? Yani evet, hem yani, erkek hem kadınlarda fazla sürpriz olmuyor. Evet, bence olmadı. Bir işte bu tablonun bu tarafında oldu. Aynen. Yani, o ne bahsettiğimiz şey, yerde oldu. oldu. 2 3 kişi evet. oldu. Aynen. Şimdi arkadaşlar erkek tarafında e, şöyle bir şey oldu. Ben tabii sabah uyandım. Ondan sonra gece yarım civarı yatmıştım ben djokovic musetti maçı geç başlamıştı zaten. Daha doğrusu onlar 21-15 yani onlara göre e, böyle bir night sessionları oluyor onların. Fakat araya o büyük korta Filip Şatriye'ye Dimitrov'un maçını aldılar. Ben yanlış bilmiyorsam öyle bir şey. Ve sonra tabii doğal olarak e, öyle bir e, yani planlama hatası ki yani şunu söyleyeyim çok yağmur yağdı. O kadar yağmur yağdı ki maçlar üst üste üst üste üst üste bindi. Zaten iki kortun sadece kapısı şeyi çatısı kapanıyor. Okay. İlk turlarda hiçbir rolü olmuyor iki tane yani, kortun. Ya bir şeye faydası pek yani şey olmuyor. Yok. Yani faydası evet. yok. Bir, bir, şeyler oldu. Yani hani yağmurdan dolayı da hep böyle bir maçlar üst üste bindi. Tamam organizatörler de strese girdi falan feşbeken olabilir de. Yani siz akşam seansına 21-15'e maç koyup sonra da bir erkek maçını da tekrar onun önüne koyarsanız Doğal olarak çok geç başlayan bir erkek maçı dört buçuk saat sürünce sabaha karşı üç. Yani sabaha karşı üçte biten bir maçı ben aslında kabul edemiyorum Mert. Yani her şeyi geçtim. Ben Novak Djokovic dolan zorun maçından bahsediyorum. Ben sabah evet. seyrettim arkadaşlar. Kalan kısmını. Ben, 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 ben son üç seti seyrettim gecelin kalkıp. Yani ben böyle bir şey. Yani evet. korkunç bir. Yani şöyle sen evet. Novak Djokovic otuz bu arada. Eee evet. tabii gecenin 3'ünde zaten millet donar. Dur, yani mantoluydu 20, herkes tribünde Kalanlar mantoluydu yani. Bir e, 15 yaş küçük bir oyuncuyla oynuyor ve gece üç de bitiyor bu maç ve 5 sette kazanıyor. Hani ona geçeriz. Fakat ben hakikaten yani şu Wimbledon'da bu adamlar 23'te kapatıyor ya dükkanı. Ya bu ne kadar güzel bir kural. Yani gerçi onlar belki sporcuyu düşündüklerinden değil de çevredeki evlerde yaşayanlar O o, o, o mahallenin olsun, kuralı o. Ama tabii, tabii, olsun olsun. O olsun. sebep bu sebep ya ne kadar insani. Orada bütün organizatörde çalışanlar sporcuları perişan ettiniz. Şimdi yarın 5'e Djokovic 3. maç olarak konulmuş. Sabah 3'te bitti maçı. E, ne olacak kaçta bitmiştir onun işi sabah sabah, 6, sabah 6'dan evvel uy, 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 yatağına girememiştir Djokovic. Altı değil mi? 6 7. Yani e şimdi, maç, maçtan bugün sonra işte, yani. ne bileyim bu, bu buz, ice bath olabilir İşte medya mecburiyetleri var kendi ülkesinin şeyle televizyonla konuşacak basın toplantıları yapacak arkadan recovery yapacak jime girmesi gerekecek birden duş alacak yani bu, bu adam ee, saat 5'ten 6'dan evvel otel odasında tekrar dönememiştir Djokovic. Ve, ve, zaten Kasper Ruud bununla alakalı bir şey yazdı Twitter'da. Çünkü Heh. o da onunki de birde bitmiş. Birde bitti saat saat 3'te bir tweet attı. Doğrusu işte bir işte. sen ne yapıyorsun bu saatte ayakta dedi. Çünkü benim maçım bitti dedi. İşte hepsini söyledi bunları Evet. Hiçbir şey yapmamla gerekli. bir recovery egzersizleri yapıyorum dedi. Bak, Bilmem ne işte yapıyorum. Demek ki evet. daha yatmadı yani. Daha dönemedim dedi galiba tweetimizde. Evet, yani daha hala Roland Garros'tayım ben dedi. dedi. Evet. Değil mi? Evet. Yani daha hala recover o, o şeylerde. Şunları yani, yani da unutmayalım dedi. arkadaşlar. Mesela Rude gibi biri. Bak Djokovic Rude kadar da mecburiyeti yok. Pardon. Rude'un da Djokovic kadar mecburiyeti olmayan biri şimdi. Tamam mı? Rude'un basın toplantıları yapması lazım. Belki televizyonda röportaj yapması lazım. Ya Eurospor'a hmm. bilmem neye çıkıp hani maç sonrası bir 5 evet, dakika evet. arkadan kendi ülkesinin belki televizyonunun bir e, şey röportajına onlara mi? gitmesi lazım. Yani bu burada bir prosedür var. Maçtan çıkıp hemen duşa girip a, alayım eşyalarımı arabaya bineyim, gideyim otele yok öyle ya mı. Yani bunlar bu, bunlar bir de mecburiyet yani yapması gereken şeyler Abi ve bunu de... Recovery denen bir şey var, değil mi? Yani oradan tabii, tekrar bir bisiklete recover, biniyor. Bisiklet, yarım saat belki bir yarım saat bisiklet yani. yapıyor, belki bir, on, bir 20 dakika, be. 20 dakika 40 dakika bir kondisyoneri eşliğinde streçler yapıyor, belki de buz banyosu yapıyor. Yapacak yani başka türlü yani yapacak tabii yapacak adam. adamın recover etmesi lazım vücudunun, yani o maçtan sonra 4 buçuk saat, saat maçtan sonra bunları yapması lazım. Djokovic bir de üstelik e, kim bilir BBC ile kafamda atıyorum Eurospor'la, ESPN'le, Sırp televizyonuyla iki dilde, üç dilde falan bir de şeyler yapması. Yani çok uzun bir prosedür var Djokovic'in maçtan sonra bir oteline dönene kadar. Onun için evet yani gece bu saatte bitmesi çok ya büyük bir hakaret. Ya? ya bu Grand Slam'lar artık yani bir çare bulsun. Böyle bir zulüm evet. yok. Seyirciye de ayıp ya. Üçte de dedi zaten Djokovic. Yani çocuk var orada. Ne yapıyorsunuz siz bu saatte? Oradaki top toplayan çocuklar, bütün organizasyonda evet. çalışanlar, seyirciler atletleri perişan ettiniz. Pe Eda peki At şunu sorayım ben sana. E, e, dördüncü set 2-2'de 40-15 öndeydi Musetti. Evet. Yani setlerde 2-1. Orada 2-2 40-15 öndeydi. Orada bir çift hata yaptı. Bir hata bir şey daha yaptı. O game'i verdi. Ondan sonra Djokovic evet. üçüncü Abi vitese yürüdü. taktı. Evet. evet Musetti kötü oynamadı bence. Maçın geri kalan kısmı. Bence de. Hatta Hatta 5. sette iyi puanlar oldu ama bence Musetti'nin topları bayağı kısa düşmeye başlamıştı 5. sette onu da söyleyeyim. Ama ama 2-2'den iki, sonraki 11 game'in 10'unu Djokovic kazandı ve 6-0 bitti son set. E peki ya 4. set 7-5 bitseydi ya 5. set 4-4 5-5'lere beş, kalsaydı ha, biz çok, o zaman 3-4 4'ü 4.5'i bulacaktı maçın bitmesi yani. Ya bu bir zulümdür. Evet. Ya bunun böyle hani sonra diyorlar ki işte tenis çok zor spor. Ya zor sporundan ziyade siz atletleri sömürüyorsunuz. Yani yazık günahtır diyorum ve şey yapar sadece bu da değil yani sadece yok. Joko da değil. Değil değil ama şunu da ekleyeyim yani şimdi Joko hani millet diyebilir ki iyi de tamam da bugün maçı yok yarın ama Joko şu anda vücut saati alt üst olmuş durumda. Tabii yani, değil mi nasıl oldu? Gece, geceyi ayakta geçirdi resmen sabah altı falan gibi yatmıştır. Yani öğle tahmin ediyorum ki öğlene kadar veya en azından bir 7-8 saat uyku uyumak ister ondan sonra kalkacak. Acaba vuracak mı? Hani bir yarım saat, bir saat vurayım mı? Yoksa hiç vurmayayım mı? Bugün vurmadan da yapanlar var. Agassi mesela meşhur. Off day'lerinde bazen vurmazdı uzun maç oynadığı zaman. <laughs> hani Ama yine de bir gidip bir e, cime gidip bir belli egzersizler yapacaktır. Vücudunu estek tutmak için. Çünkü sonuçta bir gün evvel dört buçuk saatlik bir gün değil. On iki saat evvel dört evet. buçuk saatlik bir maç oynadı. Ve bu şimdi bu, bu akşam yatacağı zaman bir evvelki gün maça çıktığı saatte yapmaya çalışacak Djokovic. Yani hmm. vücut da şey yapamıyor. Şey sen, oldu sen, evet. Ya sen şimdi bir gece ne bileyim kafamda notuyorum sabah karşı dörtte uyu. Ertesi ertesi gece on ikide uyu. E bir sonraki akşam kafamda notuyorum dokuz buçukta yatağa yatsan hemen uykun gelmez. Vücudun altı olmuş yat. olur çünkü. Yani 6'su. böyle şeyler de var. Ve işte şimdi yani Musetti maçı gayet güzeldi ama dediğin gibi bence beşinci sette artık musetti. De perişandı yani bence kondisyon olarak da ve fikrende. Yani biraz mental Karşısı, olarak evet, ka aynen, karşıdakinin vermeyeceğini düşündü yani. Var. Evet. Aynen. Yani sağ sol koşturan hiç hata yapmayan. galiba ıı, Novak bir bir hata mı ne yaptı son ya sette öyle bir Gerçekten, öyle bir garip bir şey var. <laughs> sabah seyrettim baktım evet. bu olmuş yani. Ve ondan evet. sonra dedim ki yani 37 yaşında şöyle bir kondisyon gecenin üçünde karşıtı rakip 15 yaş küçük. Evet. Ve sen böyle bir profesyonellikte böyle hata yapmadan oynuyorsun. Ya ben sana şapka çıkarmayayım evet, da ne yapayım? 3-2'den sonra 3-2'de kırdı. 4-2 öne geçti dördüncü sette. Orada bir e, kendi boksuna doğru bir yumruk çekti. Yani o dakikadan sonra Djokovic resmen böyle sanki tünele girmiş. Tünelin ucundaki ışığı görüyor. <laughs> ve oraya emin adımlarla gidiyor. Hiç sağa ya sola dönmek basmış, yok. Böyle motor da göz basmış gibi oldu. Ve şimdi onun karşısına yarın işte üçüncü maç. Mesela onu bu kadar geç hani perişan olmuş bir oyuncuyu akşam akşama koymamaları acaba kendi mi istedi yoksa akşama koysalar daha mı dinlenirdi? Ne diyorsun? Üçüncü maça koymuş, beşe koymuş. Ha sesin gelmedi bu arada. Pardon özür dilerim. Akşama koyacaklarsa ilk maça koymaları lazım. Yani, yani şey yapmış. Hani 21-15'e başkasını koymuşlar. Ee, çok koyu 3. maç. Yok bence bu makul. Bence bu makul. Hatta bunu Nova kendisi de istemiş olabilir. Tabii. 9 15'te tekrar başlamaktansa bir sonraki turada belki geceye kalmaktansa 3 üçün gündüzün üçüncü maç oynayayım ben e, 4 5 gibi. E, yeterince uykusunu da ona göre ayarlayabilir bir akşam evvelden. Yani bu akşam yatıp erte yarın sabah kalkma e, vücut saatinde ona Hı -hı. göre biraz e, adjustment da bulunabilir. Hani daha daha şey yapsın diye bir de sabahın kalkıp ya da öğlenlik kalkıp bilmiyorum. Üçüncü maç olduğu için rahat rahat bir ısınma seansı da yapabilir. Maçtan evvel rahat rahat ne bileyim maça hazırlanma streçleri veya ısınma hareketleri yapacak da vakti var. Bence makul. Üçüncü maç olması. Evet. Şimdi dolo ile oynayacak. O da mesela Tommy Poli yendi. İyi toprakçı. Ee, değil mi güzel bir eşleşme bu? Evet. Ben sadece şöyle bir fikrim var. Yani sen bu eşleşmeyle ilgili de düşünürsün. Ben sadece Djokovic'le ile ilgili şöyle bir şeyim var. Hani bütün sezonu böyle bir e, istikrarsız, kötü, kendi standartlarına göre kötü geçirdi. İşte önceki kor, e, toprak e, turnuvalarında gösterdiği performans ortada. Burada da hala süper Burada oynuyor Burada da diyemez. hala süper oynamıyordu. Fakat sanki içindeki o e, şampiyonu tamam maç yordu. Şeyini de e, belki vücudu da biraz mahvetti ama o içindeki Djokovic'i buldu gibi. Yani bu bu e, maçıyla içindeki o hani aa evet Djokovic bana karşı ikide buldu evet <laughs> bir, bu maçın hani bir hani bir musibet tarafı bu ama iyi tarafı da hani hayır çıktığı içinden adam kendini bulmuş olabilir dolayısıyla benim tek şeyim o Djokovic e, dolu arkadaşlar yarın alınacak dördüncü evet. maçlarından ilk Eda zaten bunu demiştik. Yani Djokovic burada turlar ilerledikçe daha tehlikeli hale gelir. Yani zaten evet. tehlikeli Djokovic. Yani evet. hatta turnuva kazan kazanmaya Kazanmış. favori diyor birçok bir kişi. Ee, şimdi şimdi daha tehlikeli hale geliyor Djokovic. Yani vücut olarak problem yaşamazsa <laughs> mental açıdan 5 setlik maçlarda bence bundan sonra Djokovic çıkacağı her maça favori olarak çıkacak. Aynen. Kaybetmediği sürece. Bence de. O zaman aşağıda hemen e, yani onun ee, bu Djokovic-Sarindolo maçının galibiyle oynayacak diğer eşleşme, dördüncü tur ee, Taylor Fritz e, Kasper Rudd. Hani Kasper evet. Rudd da mesela işte dün gece ayaktaydı ee, ve Fritz'le oynayacak. Bu da güzel eşleşme ama ben şimdi mesela hani Rudd'cuğuma kötü hani bu gider Davidovic fakirine takılır, ona takılmasa buna takılır falan yapmıştım. Eceveri'yi de yendi. Rudd güzel gidiyor. Hani evet. tahtaya vuralım. Tahtaya vuralım. Eda Rudd'un Zaten kort dışı kişiliği, yani basın toplantı sınırlarında söyledikleri, sosyal medyada söyledikleri falan korttaki kişiliğinden çok daha renkli. Çok bir hazla evet, beyefendi evet. zaten. İnsan çok evet. seviyor. Yani Ben sizi evet. seviyorum. Kesinlikle. Aa, Ama Fritzi. bakalım yani şimdi diyorsun, iyi, de, iyi de sezon geçirdi. Ben o, o maçta Rudus favori görüyorum. Fritz, Fritz Her ne kadar Fritz iyi hazırlanıp gelmişse de. Bu arada evet. bu turnuva Fritz iyi hazırlandı geldi. Ee, i̇yi de oynuyor. Ama ben, ben, yine de Rudy favori görüyorum. Ben de Rudy favori görüyorum. Bu maçlarından evet. sonra onu favori görüyorum. Ve e, Greek Spor'la 5 e, setlik maç yapıp kurtaran Alexander Zverev e, biliyorsunuz ilk turda Nadal'la oynamıştı. Evet. E, sonra Goffen'le oynadı. E, ondan sonra Greek Spor. Şimdi rakip Rune. Rune evet. de hep böyle valla 5 setlerle canını 4 setlerle 5 gidiyor. Çok, tökezleyerek, gidiyor. gidiyor. Burada sanki Zverev bir nebze daha iyi durumda yani ben ya bu, ıı, bu maçı maalesef bir tanesi kazanacak ikisinden biri kazanacak <gülüyor> <gülüyor> gerçekten maalesef bir, biraz gaddar <laughs> bir yorum oldu ama <laughs> yok ama tamamıyla katılıyorum evet. gerçekten yani evet. al birini hani, hani ne yapalım falan ve Alex de Minör Danil Medvedev evet bu da böyle bir şey bu maç akı falan yenice Medvedev ben evet. şey yaptım yani vay dedim Medi dedim Toprakla böyle kavga, dövüş, evet. sevmiyorum diye diye adam ben, gerçekten öğrendi. E, ben burada zorlanıyorum Eda. Benim en zorlandığım kısım bu. Yani. Şu dört kişiden evet. her birinin yarı finale çıkma şansı var burada bence. Yani Zverev-Rune maçını seçmekte zorlanıyorum. Çok %50-%50 görüyorum. E, Deminor-Medvedev maçını bence %52-48 Medvedev diyelim. Medvedev Ama mi? ondan sonra kazananların da birbirleriyle oynayacakları maçı da %50-%50 görüyorum. Çok zorlanıyorum burada yarı finale çıkacak ismi görmekte. Gönlüm Deminor çıksın diyorum. Ha, hani, gönlüm, <laughs> bu tam gönül tamamen. Şey gönül gönül olarak. O zaman tablonun alt tarafına gelelim. Yani evet. Andrei Rublev ile başlayan 64-128 Yannick Sinner. Şimdi e, Andrei Rublev bugün e, Arnaldi, Arnaldi ile oynadı, yenildi. Bugün Arnaldi Sisi Paslı oynadı. E, fena da başlamamıştı ama Sitsipas toparladı. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Dördüncü e, tur Arnaldi-Sitsipas maçı bugün oynandı. Sisipas arkadaşlar çeyreğe çıktı. Onun karşısına da az önce bitti. E, Carlos Alcaraz-Felix Ajear Ali ile oynadı. Onu da 3 sette geçti. 6-3, evet. 6-3, 6-1'le geçti. Bak bu da Sitsipas... bir match-up şey. İstersen birazdan konuşur söylerim ha. ya da şimdi söyleyeyim. nasıl. Şimdi çıkarsan... söylesin. Sitsipas-Alcaraz çeyrekte görüşecekler. Evet. E, bugünkü maçları da bunlar. Şimdi ben sana sözü vereyim. Yok şey diyecektim sadece hani match-up, match-up problemine konuşuyoruz. Match-up hani o, olur da duymuyor evet. herkes bilmek zorunda değil bunun ne demek olduğunu. Yani bir oyuncunun stili bir oyuncuya e, gider, mi, gider mi, ters mi gelir, hoşuna hı. mı gider. Bu bundan bahsediyoruz. Match-up problemi derken veya match-up derken bundan bahsediyoruz. Yani bazı oyuncular e, rakiplerinin oyun stili onlara uyar, onların en iyi vuruşların ortaya çık çıkarmasını sağlarlar o oyuncu için iyi bir maç Yani bu böyle rakip <laughs> oynamak ister. Bir de bazı rakipler vardır. Ee, öyle vuruşlar, öyle spin, öyle değişik bir e, oyun stili vardır ki tam ters gelen bir oyun stilidir. Mesela çok çok bariz bir örnek vereyim. Ee, Rafael Nadal'ın e, <laughs> kariyerinin başlangıçlarında Roger Federer'e karşı Brown da vurduğu forehand çapraz, Federer'in yüksek ve kendi zıplayan çaprazı ters geliyordu mesela. Ters geliyordu. Bu Federer evet. için bir match up problemiydi. Neyse onun ne olduğunu açıkladıktan sonra şimdi bu döneyim. Hı -hı. İşte bu e, Ali Esim, Ojar Ali Alcaraz bir match up problemi Ojar Ali oh. için. Yani bu e, maçı da seyrettim. E, Oli Ali Yassim böyle devamlı derin top oynayan, onu hareket ettiren, baseline çizgisinin arkasına hapsettiren oyunculara karşı zorlanıyor O'Jared Aleyesim. Yani onu onu sevdiği bir oyuncu tarz değil. O daha çok atak atak yapabilim. Daha illaki fileye gelmekten bahsetmiyorum. beysanın üstüne çıkabileyim. Yüksek zıplayan toplar gelsin. Onları kalkarken alayım. E, ve servisimden sonraki ikinci top kısa gelsin. Böyle böyle oyuncuları seven bir e, kişi Aliyesim Ama Alkara Alcaraz'a karşı bunları elde edemedi ve so ortaya 6-3 6-3 6-1 gibi bir skor çıktı. Yani bu demek değildir ki Alcaraz O'Jared Aleyesim'den bu kadar da daha fazla daha iyi, iyi, iyi bir oyuncu. Bu demek Aynen. değildir ki bu, bence iyi daha iyi şey oldu. bu yani tabii ki daha, daha iyi de ama bu kadar da değil. Yani. Bir match evet. problemi. Çünkü mesela Ben Shelton'ı da geçti ya. Hani bazen şey oluyor ya işte ben Shelton'ı geçti, şurada Alcaraz'a karşı hiç varlık gösteremedi. İşte o dediğin bu oyun tarzlarının birbirlerine biraz ters gelmesinden kaynaklı. Çok weiter. iyi söyledin bunu ya da yani tenis severleri ben şahsen bir tavsiye veririm. Takip ederler ve mezar. Ee, ne derler? Ee, nehiri geçerken derede mi ha. boğulduk derler. Nedir öyle bir laf vardır? Evet. O, okyanusu, okyanusu geçerken geçip deriz, derede oldu derler. <laughs> yani hani büyüğü geçtik küçük de şey oldum. Okyanusu geçip derede boğulma lafı teniste işlemiyor Eda. Hmm. Yani sen 40 numaralı bir oyuncuyu yenersin, Pardon yenilir, yenilirsin. Bir sonraki turnuvada 5 numaralı oyuncuyu yenersin. Yani çok şeyler, çok faktörler giriyor işin içine. Sıralama girmiyor o kadar. Yani 5 numarasın diye sen 15 numarayı her dakika yenmeyeceksin. 40 numarasın diye 92 Aa. numarayı her dakika yenmeyeceksin. 92'ye geldi zamanı geldiğinde yenileceksin. Ama sen de 11 numarayla oynayacağın zaman bir gün yeneceksin onu. Ve hatta arka arkaya bile olabilir o. 11. seri başını yenersin. Bir sonraki turda 90 numara seri başı olmayan birine yenilirsin. Birçok şey var bir maça çıkarken e, faktör var. Sıralamanın ötesinde ve bu faktörleri saydıkça sıralamanın önemi o kadar hızlı az, azalıyor. Nasıl kalkmışın saatin yerinde mi? İyi mi hissediyorsun o gün kendini? Bir evvelki maç senden çok şey mi aldı enerji açısından? Hı hı. E, kafamda oturuyorum. Hava hava e, bulutlu mu? ağır mı? Tellerini ona göre çektirdin mi? Toplar şişiyor mu? Yani Hiçbir karşıdakinin oyunu nasıl? Var. O kadar çok faktör var ki işin içine giren. Onun için yani e, bu okyanustan e, geçip derede tarzı. boğulma olayı tenis teniste o kadar bakın şeylerde olabilir bu. Zamana karşı oynadığın sporlarda olabilir bu. kafamda tutuyorum. birincilik takımı futbolda 3. takımına takımını çok zor yenilir. Yani sonuçta 90 dakika vardır. Zaten 1 iki gol atar. E, ondan sonra evet. vakit geçire geçire biter. Teniste e, hayır tenis scoring sisteminin güzelliği de bu siz bitirmek zorundasınız. Yani puanları siz alıp maçı bitirmek zorundasınız. 6-0, 4-2 öne geçeyim ben son 10 dakika idare ederim nasıl olsa kazanırım. Yok öyle bir şey teniste. Sen o iki game daha almak zorundasın 4-2'de. Böyle bir, bir 10 dakika sonra bu maç bitiyor nasıl olsa olayı yok. Onun için yani bu match up olayları çok önemli. Bir de maç içindeki kondisyon durumun önemli. Hani yoruluyor musun yorulmuyor musun? Dediğim gibi yani hastalanmış olabilirsin o sabah. Mesela bugün ya. bir sağlık molası aldı Felix. E mesela ha belki içeri. De şey Aynen aynen evet yani ne bileyim belki o yanlış kalkmışındır sırtın ağrıyordur. Ama rakibini belli etmemeye çalışırsın bunu. E, veya kafamda not sabah kalktım başın ağrıyordur, nezle olmuşumdur. Her şey olabilir. Yani birçok faktör giriyor işin içine. Onun Doğru. için e, okyanusta okyanusu geçtim, derede boğuldum. Lafı yat hiç geçerli değil demeyeyim ama Önemi çok az yani fa o faktör çok az yani evet. sıralamaya bakıp aa, işte e, e, kafamda 70 numaralı oyuncu taraftarıysanız aa, aa işte bak 20. seri başını yendi benim 70 numaralı oyuncum aa, bak şimdi bir sonraki de elemeden gelen şansa 144 numara biri hı hı. onun garantisi yok sen 20 numarayı yendin de 144 numarayı garantisi yok evet. 144 değil de 744 numara olursa tamam belki anlarım orada. Hani 20 maçta bir tane belki olur ama bu buralarda böyle ilk ilk 150-200 falan o, olabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Evet şimdi bugünkü e, şeyde bir Arnal değil oynadı dedim ya Sitsipas. Arnal evet. daha, daha iyi başladı da getiremedi sonunu. Zaten evet. aslında mantıklıydı getirememesi yani. Sitsipas'ın burada mesela bir önceki maçı hakikaten böyle şiir gibi oynadı. Ama evet. işte sisi Ama pas, Arnaldi de çok iyi oynuyor. Çok Arnaldi formdaydı. de çok iyi formdaydı. Fakat şimdi Sitsipas'ta insan şeye yine emin olamıyor. Mert hani biraz böyle kafa farklı ya bu Sitsipas'ın. Kafa biraz uçuk. Bir de aile faktörü var. Yani insan şimdi hani siz böyle şiir gibi akıyorken bir bakarsın hani bambaşka bir dünyaya da girmiş olabilir. Olabilir ama korttaki bence yapanın korttaki genelde duruşunu ben beğeniyorum. Yani ya Ben de üstü, beğeniyorum. Evet, şey yapmıyor. Asker gibi bir sonraki puan oynamaya hazır. Ben de seviyorum. Anası babası evet. fazla konuşuyor. Bir de bazen <laughs> kafası felsefeye falan girdi. <laughs> takılıyor falan. Ya da karşıdaki kafasını alırsa. Hani Nekiriyos, <laughs> meşhur <laughs> Nekiriyos maçını hatırlar <laughs> oynadığında orada tamamen var. evet. O ya Arnaldi ile alakalı şey diyeceğim. Şimdi Arnaldi bir tur önce Rublev'i yendi. Şimdi Rublev hani bu buralarda çok bir Grand Slam'larda istediğini yapamıyor falan diye. Rublev maçında önemli olan şey şu. Ben Rublev maçını seyretmedim. Sadece gördüğüm bir kare üstünden bir yorum yapmadan burayı geçmek istemiyorum ben. Head case. Yani bir kriz geçirmiş. Evet. Yani bir çok birçok bir, geçirdi. Bir değil birçok yani geçirdi. Yani, işte, yani bir krizler dedim ya yani bir kriz bu çocuğun öfke nöbeti, öfke problemi, bu sinir krizleri yani ben şeyi sormak istiyorum. Bu kadar bu da artık elit seviyede yani sen bu turnuvanın işte kaç numaralı altı mı bu? Altı numaralı seri başısın yani senin takımında vardır bir mental Koçun, görüştüğün birileri yani sen bu... Büyük bir turnuva kazanarak da geldi buraya geldin yani. Geldin yani hazırlığın iyi. Sen bu kadar öfke nöbetlerinde hala nasıl bu ekibinde mi yok ya gel seni götürelim bir bir konuşalım nedir senin bu dertlerin. Ben bunu çok korkunç buluyorum bu bir. Bir bununla ilgili fikrimi sormak istiyorum. Yani bu Andrei Rublev'in en büyük düşmanı Andrei Rublev. En büyük rakibi de Andrei Rublev. Ben bu şeyde Arnaldi formda ama Andrei iyi geldi. Kupa kazanarak geldi. Bu krizleri geçirmese Andrei burayı yapabilecek bir tecrübesine de sahipti. Bir o. Bir de gene izlemediğim At main maçında oyuncu bir topa şeyi puanı kaybettikten sonra Mert burayı da kıs yani gene de geç geçmek istiyorum burayı senle tabii tabi. Topu vurmuş. Bir şekilde seyirciye vurmuş top. Ve diskalifiye yok. Ee, ve hani bu şöyle bir şey. Yani bana mesela bugün ben vurdum, diskalifiye yok. Yarın işte top toplayan çocuğun bacağına geldi diskalifiye var. Artık bu minik bunlar minik şeyler de değil. Bir oyuncu öyle ya da böyle tabii ki niyetlenmedi ama vurdu, vurdu ve seyirciye ya da hakeme ya da şeye geldi. Siz hala burada bile bir şey birliğiniz yok. Yani diskalifiye mi oluyor, olmuyor mu? Kime göre oluyor? Neye göre oluyor? Yani bu neye göre oluyor? Ve doğal olarak bunu, da yine bir tartışma döndü, bitmeyen bir kangren bu ya. Evet, şimdi bu bu, bu birçok insanın insan kafasında oluşan bir soru ve açıkçası Değil benle ben benle, benle Zeynep bunu WTA 125 semalet turnuvasında mıydı, Tırnava turnuvasında mıydı şeyli tecrübeli hakemlerden birine sorduk. Hmm. Hatta ben bir örnek bile verdim. Yani ben sinirlensem dedim, raketimi yere vursam dedim raket yerden zıplayıp birine çarpsa falan dedim. Otomatik diskalifiye olmuyor muyum dedim. Dedi ki hayır dedi. Yani kurallarda her vurulan top, her elinden kaçan raket birine çarptığı zaman otomatik diskalifiye edilirsin diye net söylenmiş bir cümle yok dedi. O yüzden dedi biz hakemler olarak hep yoruma yo, yorum yapmak zorunda kalıyoruz bu durumlarda dedi. Yani hakemin inisiyatifli Şu, yorumuna göre mi oluyormuş? <laughs> evet, evet yani hakem Venitekin burada da öyle oldu. Şimdi ona, ona da geleceğim. <laughs> ama dedi ki bu bu hakem bize dedi ki ama dedi yani eğer e, e, çok bariz bir sinirlenmeden olduysa dedi. Tabii birine de zarar gelmişse dedi. bunun şeyi yok dedi. Yani bunun <laughs> şüphesi yok. Bu net diskalifiye dedi. Hatta şeyden daha sonra... Djokovic mesela ha, hani o Djokovic. örnekte ne diyor? Aynen. Peki aynen. Ona? Mesela orada sinirlenip topa vurdu Djokovic. Sert de vurdu biraz. Top vurdu. Boğazı ve kadın yere yıldı falan. Orada orada şey yok yani tartışma yok. O diskalifiye doğru karar. Ama burada dikkat edersen... Çok şey vurmuyor. Evet. Atman'e vurdu topa. Sinirden vurdu biraz da böyle sonra. Ve o şey kenarıyla vurdu. vurdu. Top gitti uçtu. Ta diğer taraftaki kadına çarptı. Hakem ne yaptı? Bence yanlış. Bak bence yanlış. Buradaki yorum diskalifiye olmalı. Atmane tamamen sinirle sinirinden raketi savuruyor. Yani sorumluluk dışında bir harekette bulunuyor. Bu şey değil. Mesela kafamda unutuyorum bir, ıı, bir ıı, ya, yanlışlıkla bir şey yaparsınız haberiniz olmadan ve yani arkanız dönerken bir raketiniz topa çarpar, o top gider birine vurar. böyle bir şey değil. Atmane sinirlenip sinirinden raked'e ol, olabildiğine savurdu. Raked'in de kenarına çarptı top. Ona ve O gitti. top gitti kadına vurdu. Bence tamam. bu diskalifiye. Yani ve, ve tahmin ediyorum ki birçok hakem de bunu diskalifiye yapar. Ama bu hakem gitti. Bunu da saçma buluyorum ben. Gitti tribüne kadar gitti, çıktı tribüne ve kadınla konuştu. Konuşmaya ne başladı. kadın ya hani o şeyi mi çok, diyecek? Evet, diskalifiye. Ha, evet yani, yani şimdi ben şimdi Nefesim. orada sorulan seyirci Burada kadın, dese, kadın dedi ki herhalde değer, tahmin ediyorum. Kadın dedi ki yok tamam iyiyim. İdare ederim. Biraz gel. şu Ama yok o kadar bir acımıyor. Falan dedi ki adam geri döndü. Hakem geri döndü. Diskalifiye cold violation verdi. Diskalifiye falan etmedi. Maça devam etti. Rakibi çok kızdı Atman'ın. Yani diskalifiye edilmesi lazım dedi. Bence haklı. Haklı bak, maçın bak, orada etmesi yani şey lazımdı. Yani şunu yani? söyleyeceğim. Hakem hakemler gidip topun veya hareketin çarptığı kişiye soracaklarsa canın acıyor, acı, acıdı mı diye Kaç kişi orada? Evet benim canım acıdı der ki. Yani insan yani gerçekten bir, ha, bir kişinin diskalifiyeinin sorumluluğunu almazsa. Tabii seyirci koyamazsın yani. sen. Ve bir de bir de şöyle şöyle söyleyeyim. Seyirci mesela kafamdan atıyorum hasta Atman'ın rakibinin taraftarıydı be olabilir. Tamam mı? Oraya gelir. Aa ah, hakemin geldiğini görür. Ah ağrıyor, ağrıyor be falan bilmem ne. numara yapar. Atman'ın rakibini diskalifiye ettirir. Pardon. Ya öyle Atla şeyler de olur. Aynen yani olabilir. Olmaz burada, değil. Burada olay sırf seyircinin veya kime raket geldiyse. Mesela 12 yaşındaki bir ball boy veya bir ball girl. Kalkıp orada demeyecek ki, evet canım benim çok acıdı. Diskalifiye Dizemezsiz. edin bu adamı. Yani ya. e, anlatabiliyor muyum? Yani bu, 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 bu pratiği de ben çok saçma buluyorum. Ben Eğer sinirlenip olmadım. yani bir oyuncu sinirlenip raketi yere savurduysa sorumsuz bir şekilde elinden bırakıp yere vurduysa veya bir tarafa doğru attıysa veya bir topu böyle sorumsuzca sinirden vurduysa bir, büyük tarafa doğru ve o topta gidip birine çarptıysa evet, bu de otomatik de diskalifiye olmalı bence ve bence bunu çoğu hakemlerde bunu düşünüyor. Böyle düşünüyor. Ama, yani, ded, ama dediğim gibi böyle, böyle bir yazılı bir cümle olmadığı için çok net bir cümle hakemle, her hakem bunu da yapmak zorunda değil. Ve bazı hakemler aman tatlı su gemisi yürümeye devam etsin diye yapmamayı tercih ediyorlar. O da şeyi bulandırıyor evet bulandırıyor ben Oturuyor, bulandırıyor. bulandırıyor şimdi şey, bir evvel sonra Yok. ruble, ruble. ne olacak bu ruble evet. yani işte bazı oyuncular sinirlerine hakim olamıyorlar ve açıkçası bunun e, illa ki ben her e, kişi diyeyim buna tenisçi de demeyeyim kişi illa ki işte telkinle bir psikolog yardımıyla bilmem neyle sinirine hemen anında hakim olmayı öğrenemez bence Eda bazı yani, insanlar... Hani bir sene, evet. iki sene, hani bir sene... Yok ama yani bazı insanların... Zaten şimdi bunu çok bilimsel bir açıklamaya girecek. Ama e, Top Dog diye bir e, kitap var. Merriman'la Weathering, Weathering yaptığı. Yani bazı e, e, kendi branşlarında çok başarılı olan yaklaşık bin, bin sporcuyu etüt ediyorlar. Biyolojik yani şey, tıbbi testleri tutuyorlar. E, stres anında beynin ürettiği şeyler var. Dopaminler var. Yani sinirlenmene sebep olan çeşitli şeyler ha, var. Şimdi hormonal tam, salgılara mı bakıyoruz? Aynen aynen şey var Bu onları yatıştırmak için de vücut CMOT CMOT enzimleri üretiyormuş. Böyle bir proses varmış. Şimdi ben tabii aklımdan kalanızı açıklıyorum. Tamam. Ve test ettikleri sporcuların çok güzel bir kitap bu. Top Dog. Evet. Ee, şey yaparım tamam, e öneririm. <laughs> Ve bunu hakikaten bilimsel etüdünü yapıyorlar ve test ettikleri atletlerin, sporcuların yaklaşık %25'inde vücudun bu CMOT enzimlerini üretmesi uzun süre alıyor. Yani bu şey kişiler yani. bu ki, bu kişiler illaki tie break 6-5 maç puanında kötü bir hata yaparsa hemen anında sakinleşip 5 saniye sonra, 6 saniye sonra bir sonraki puanı hazır olamıyorlar. Sinir, sinirleniyorlar yani. Çok ediyorlar, sinirleniyorlar ve onu böyle 20 saniyede yatıştıracak güce sahip değiller. Yani illaki de de herkes bunun üstesinden gelip bir şey Yani bu bir aynı şey zamanda yok. bio kimyasal tarafı olan tabii, bir mesele. Tabii. Yani, yani illa, sadece davranışsal bu, değil, değil. değil evet. yani aynı zamanda o salgısal ha. ama tabii ruble bunu nasıl fikir edebilir? Ruble, ruble, ruble bu, yüz, bu yüzde 25'ten biri mi ben emin değilim çünkü ruble e, büyük şampiyon, çok turnu, turnuva kazanan biri. Demek ki çok önemli anlarda maç kazanmasını Sakin bilen değil. biri. Onun evet. için Rublev dediğin gibi psikologla bunu belki uğraşabilir, çalışabilir veya kendisi yani kendisi de biraz burada efor göstermeli. 6 defa raketin teliyle veya raketin kafası dizine son derece sert vurmak vurmanın bir alemi yok. Sakatlarsın, sakat. diz kapağını kırarsın e, yani. E, şeyde maçta evet. e, kötü top attı, öndeydi. Vurdu Hı? ayağını, parmak gitti, maçtan çekildi. İşte buyur. Yani şimdi e bu şimdi Bu ne rin... yani şimdi bu ne Paris? Evet. Kendine ettin, kendin mi oldu? Evet. Yani işte de, de, de dediğim yani bilimsel bilimsel bazı bazı insanlar veya bazı sporcular bunun önüne geçemiyorlar. onu biyolojik olarak da bir bilimsel bir problem ama ama bu e, render Render'ın rublerin e, Rublev'in açıklaması bu olmayabilir. Onlar hakikaten e, bu işi halledebilirler belki ama yeterince efor sarf etmiyorlar veya yeterince kendilerini e, sakinleştirmeye çalışmıyor çalışmıyor. Ne bileyim bu değişik nefes alma Peki koçları şey. var. E, meditasyon koçları var. Yani bilmiyorum nasıl bir şekilde bunun üstesinden gelebilmeleri lazım. O o durumda çok bulunan, bulunan bir sporcunun buna bir çözüm araması lazım. E, Rublev'in gidişatı öyle ki sanki ya bir şeyler ya, yapıyor bu konuda çalışıyor hiçbir işe yaramıyor ya da çalışmıyor. Yapmıyor yeterince bir şey. Yani Rublev'in gidişatı ve, o, bir ilerleme yani, yok yani. dışında bir, Çok da sevdiğim bir karakter benim. Evet, evet, sempatik. Gerçekten Doğru. iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben mesela evet. Rublev'i seviyorum. Ee, evet. ve hakikaten üz üzüyor. Yani kendine de o raketle de vuruyor ya dizine, kafasına. Bu arada antipatik de gözüküyor. O raketin suratın dibine girip gidiyor. raket sallama Doğru, falan bunlar antipatik. O Şimdi bir de kendine yönelttiği de var. Evet. Ve düşünsene yani se seyrederken bir anda bir adamın kafasına, dizine raketle yani aslında ebüz ediyor. Yani kendine şey yapıyor. Tabii zaten zaten iyi. kanadı e, e, kafasına evet. kendine vurduğu zamanlar elinin veya kafasının kanadığı tabii, tabii da, oldu. Yani, da oluyor. Yani ben yara aldı onu Ve <laughs> bu bu dize vuruşları yani açıkçası burada dize vuruşları TL ile vurmasa yanlışlıkla bir yanlış hesapları 3 santim yandan raketinin kenarıyla vursa dizine Valla orada bir morarma, kırma, şişme kesin olur yani. Ya Bir de diz ya. Evet. Dikkat et kendine diyorum. Ve evet. yani hakikaten bu bir kanayan yara yani. Evet. O zaman tablonun alt tarafına geçeyim. Şimdi mesela bugün Hurkat'la Dimitrov birbiriyle oynayacak. Evet. E, Dimitrov e, nereden geldi? Bak e, Marozcan Berks e, Hurkat e, Nakashima ile oynayarak geldi ve yazık bak Hurkat'la Dimitrov dün maç yaptılar. Bugün de yapıyorlar ya. Evet, Hep ve Hurkaç hiçbir maçı kolay geçmedi Hurkaç'a şu ana kadar. kolay geçmedi bir de yazık günahtır. Hakikaten evet. yani buna da zorluk oldu. Şimdi bu iki oyuncu Hı. da ne kadar kaldı bir de bir unuttum ya. Mert bir üstte biz kimi unuttuk? O Eliasim Ben Şaltın'ı geçti dedik. Şaltın Nişikori ile oynadı ve senle ne demiştik? Eh, e, buyur. yeter evet. ki bir maçı tamamlasın bizim için. Yine olmadı. Y yine Maça o olmadı. Maça çıkamadı bile. Evet. Ya şey oldu gitti alt, 7 6 6 4 bitirdi çocuk ya yani 3. şeyi bıraktı. Ha pardon evet evet maçta evet. 2. setten sonra bıraktı evet. Bıraktı. Evet. Yani hakikaten Nishikori diyorum ve onu, onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani olmadı bu maçta da. Ee, üzdü bizi Nişikori ve hani vücut izin vermedi mi maalesef. Evet. Bu sene toplam 3 maç mı Tabii. ne yaptı zaten şimdi eğer bu şekilde bakarsak 1 ya 2 ya da 3 maç yapmış oldu toplam. Yani 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 bakalım. Ya de hakikaten şimdi Hurkat Dimitrov ve aşağıda Korantin Mute ile Yannick Siner. Ben tahmin çok... ediyorum ki şöyle bir uçuk bir tahminde bulunayım Eda. Nishikori Japon değil de Hırvat, Moldovalı, ee ne bileyim Portekizli falan olsaydı şimdi artık de çoktan tenisi bırakmıştı. Yani Nishikori'nin Japon olduğu için sponsorlardan kazandığı para devasal çok para kazanıyor. Akça pazarında kral yani, o kral. Yani belki de evet senelerdir <laughs> Gerçekten böyle. Seneler, öyle. ve start. hak etti de bu arada zamanında evet. bu kadar şey hak etmişti. Start, evet. Tabii ama şimdi bence yani hala tenisi sarılması veya bırakmıyorum demesinin arkasında bu da yatabilir. Yani bu Doğru. sponsor anlaşmalarını daha devam ettirmek istiyor ama bu kadar sakatlığa yani başka birçok tenisçi yeter artık bana göre değil bu iş. Hadi yeter. Ben yeter. başka bir yani doğru. başka bir yola gideyim demiş olabilir. Son, son bu tabii tamamen gelir. Ama evet. çok çok var. Çok geliri var. Çok, geliri, çok var. geliri var. Tabii ben spekülasyon yapıyorum. Bu sebepten daha hakikaten kendisi de yok. Ben bu işe becereceğim. Tekrar döneceğim, oynayacağım diye o düşünüyor olabilir ama bu, bu da aklından geçmedi değil. Vallahi peki Hurkaç Dimitrov'a ne diyorsun ya? Ya Ger Hur ben... Hurkaç Dimitrov ben şahsen ee, dediğin gibi yorgunluk faktörü Hurkaç'ı etkileyebilir Dimitrov da fonda ben mesela e, fonda... ya Hurkaç'ı seviyorum evet. ama ben Dimitrov ben de Dimitrov istiyorum ben de ikisini de seviyorum İkisini, i̇kisini de seviyorum seviyorum ama Dimitrov evet. ne olur bu sefer <laughs> ama Dimitrov güzel bir e, evet. sezon geçiriyor her ne kadar son galiba iki turnuvada beklediğini alamadıysalar evet, burada yani şu, burada da yendiği oyuncular Marosan ve Berk Evet, evet, evet. oradaydılar şeydeydiler. Sonunda gayet iyi, iyi oyuncular edildiler. gelişmekte olan oyuncular. Gerçi tenisi sadece slamlerde ve büyük turnuvada takip edenler duymamış olabilir isimlerini ama hiç de kolay lokma değiller. E, güzel, geç, güzel geçti onların. E, belki de günün en güzel maçı da bu olabilir. Bakalım yani e, evet. gidişata göre. Bu ben arada Jaber ta son maçı ilk seti bitti. Ay öyle ee, Ben yanlış kanaldayım ya. Ben yok dert değil. İlk seti bitti. Şey, şey Başta bahsetmiştik. Jaber ilk seti 6-4 aldı. 6-4 aldı. 1-1 gözüküyor şu an. 1-1 bir -bir gözüküyor. Evet. Tabii Jaber'le maç her an dönebilir biliyorsun. Kendini çökertebiliyor bazen. Evet. Ama ilk seti e, ustaca bir şekilde aldı. Hatta baş baş kısımlarında bayağı iyi oynadı. Sonra ta son biraz zorladı ama Jaber ilk seti 6-4 aldı. Ve son maçımız Korantin Mute ile Yannick Siner. Siner de hani kalçamı iyi diyordu. Gerçekten de güzel gitti. Gerçeğe ben hani, Mute'ye hiç şans vermiyorum orada Eda. Ben da. de çünkü vermiyorum. Mute'nin tamamen seyirci gazıyla ve, ve Öfner ile bir maçı var. Evet. Ee, o, yani bu arada Öfner Mute'ye yenildi ama Öfner bitikti. İkinci setten sonra bitikti. çünkü Neden bitikti? Çünkü bir gün evvel son set 7-5'e giden 5 setlik bir maç yaptı ve ertesi günü hemen Mute oynamaya çıktı. Mute, Mute açılar vuran, drop shotlar vuran, alttan servis atan, devamlı sin deparatmaya zorlayan biri. Öfner bir set güzel oynadı kazandı. Ondan sonra bacakları yavaş yavaş tükendi Öfner'in. Yani biraz Mute kendisi de söyledi zaten orada bu Mute'nin bunu. Yani ben bu konuda Hı. biraz şanslıydı. Rakibim yorgun gelmişti dedi. Mute'nin bence bu tura çıkması. Yine. Bak. Baez galibiyeti başarılı. Baez galibiyeti başarılı bir galibiyet ama onu da 5 sette yendi. Ama yine de Muter'in buraya çıkması bence bekle. Fransız olmasının da tabi seyircinin desteği de e, önemli. Ama Siner'i zorlayabileceğini sanmıyorum. Yani ben de sanmıyorum. Ee, ve yani bugün maçlarıyla da böyle işte çeyrek finallerde Sitsipas Alcaraz karşılaşıyor. İnşallah da yani Hurkacık'ı da sevmemize rağmen Dini'yle siner ee, evet. çeyrekler de buradan çıksa çıkabilirler. Yani, yani şeye çıksa doğru ama. gidiyoruz gibi gözüküyor bana. Yani bu erkekler kısmında sanki şimdi Sitsipas Alkaras Sitsipas iyi oynadığı için formda olduğu için emin olamıyorum. Yani Alkaras'ı yenebilir belki. Ben yani ama Sitsipas'ı sanki, beğeniyorum ama dediğim evet. Şeysel ya. olarak bazen kafasal onunla emin olamıyorum. Evet yani bence yukarıdan Djokovic finale çıkacak. Alttan da Sitsipas, Alcaraz, Siner üçlüsünden biri çıkacak. Ben başka bu dört isimden ismin dışında bir ismin finale çıkacağını sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Gerçekten sanmıyorum. E ama çek şey de keyifli yani. Bu, bu tablolar bence hem kadın evet. hem de erkek tarafında gayet güzel gitti. Seri başları gayet ilerliyor. Yani ilerliyiz. normalde alıştığımız e, sürpriz furyası yok. S seri başı olmayan sadece iki isim var erkekler tablosunda. Aynen ve gayet güzel eşleşmeler. Evet. Bunların hepsi birbirinden kaliteli, hepsi böyle heyecanlı. Bence çok güzel bir hafta geçirdi. Yani bu, bu yağmurlar duraksamalar bu bizi biraz kopardı izleyicileri de, oradakileri de. Evet. Ama onun haricinde gayet güzel gitti. Organizatörlerin kabus dediği şey gerçekleşti. İlk turlarda ilk 2 3 gün yağmur istemezsin Eda. Yani evet. bu 128 64 128 maç Abi aradan çıktı. Sonra yığılmış istersin. oluyor. Tabii. Ondan... Sonra ilerleyen günlerde iki kapalı kortla sen çeyrek finalleri, finalleri de, yarı finalleri de idare edersin ikinci hafta. Ama ilk güne Yağmurlar gelmesi organizatörler için bir kabus yani onu da, onu da söylemek lazım. Onlar da kabusu yaşadı zaten ee, ve e, bu şekilde yani ilk haftanın özetini söyleyebiliriz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır bu şapkamı giydim Roland Garros şapkası evet, sağ süre. olsun Zeynep her Slam'da bana bir şapka alıyor hediye olarak teşekkür ederim kendisine. Çok güzel bir şapka. Onu da bir şöyle ekrana evet. şöyle bir sokayım dedim yani. Çok da güzel bir şapka. <laughs> Aa, diyorum ve eğer ekleme gideceğimiz başka bir şey yoksa arkadaşlar çok teşekkür ederiz bizi e, izlediğiniz için. Ha bizim Dark Matter e, dizimiz var biliyorsunuz. Dizi podcast'imiz ekran geyiklerinde bekleriz. Böyle evet. bilim kurgu, paralel evren, multi-universe falan bilim kurgu Tenisle hiç canım. alakası olmayan tamamen te televizyon dizisini Aynen, e, televizyon analiz ettiğimiz bir şey var. Evet. Ve bayağı böyle Sohbet muhabbet gırla gidiyor yani bekleriz eğer öyle bilim kurgu seviyorsanız Twitter hesabımızdan ve tabii Apple ve Spotify podcast'ten o zaman haftaya şampiyonları konuşmak üzere tabi e, şimdilik hoşça kalın diyoruz Mert'im çok teşekkür ederim haftaya o zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle hepinize selamlar sevgiler.